Buyurun hocam. Tamam. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem hocalarım, değerli katılımcılar. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli hocamız Profesör Doktor İlyas Çelebi ve Doçent Doktor Mehmet Bulgen hocamızın riyaset ve koordinatörlüğünde yapılan güncel kelam tartışmaları toplantılarının 13.sünü bugün inşallah icra edeceğiz. Bugünkü konumuz bilim, modern felsefe ve bilim açısından vesilecilik. Konunun uzmanlarından Doktor Nazif Muhtaroğlu hocamız bize sunum yapacaklar bugün inşallah. Kabul ettikleri için, bu sunumu yaptıkları için şimdiden ona teşekkür ediyorum. Nazif hocamız hakkında kısa bir bilgi vereyim. Ondan sonra zaten sözü ona vereceğim. Nazif hoca Boğaziçi Üniversitesi'nden felsefe bölümünden mezun. Lisans ve yüksek lisansını orada tamamladı. Daha sonra Kentucky Üniversitesi'nde felsefe bölümünde yine işte bugünkü konumuz olan okasyonalizm üzerine bir tez yaptı. Orada doktorasını tamamladı hocam. Okasyonalizmin İslami ve Kartezyen kökleri. Türkçe çevirisini de ben yapmış oldum. Okasyonalizmin İslami ve Kartezyen temelleri. Herhalde doğru tercüme ettim değil mi Nazım hocam? Hocam şu Türkçe'de şu an okasyonalizm değil de evet, vesilecilik diyoruz. Yani gayet güzel tercüme ettiniz. Hiçbir sıkıntı. Evet. Çalıştı. Çalışmalarına baktığımız zaman hoca genelde bu konu üzerine teksif etmiş klasik kelam okasyonalizmi ve bunun modern felsefeyle karşılaştırılması ve bunun bu günümüzde temellendirilmesi nasıl yapılabilir? Buna dair bir takım çalışmalar yaptı. Çeşitli üniversitelerde ders verdi. Şu an en son Mimar Sinan Üniversitesi felsefe bölümünde din felsefesi derslerini vermeye devam ediyor hocamız. Doktora sonrası çalışmalarını işte Harvard'da çeşitli Amerika'daki üniversitelerde yaptı. Şimdi bugün vesileciliği konuşacağız. Hoca sunum yapacak bize. Bu programın formatı icabı yaklaşık 50 dakikalık bir sunumumuz var. 50-55 dakika duruma göre. Konu tabii çok geniş bir konu. Geniş bir konu. Evet. Geniş bir konu. Herhalde Mehmet Hoca koordinatör ama yani zamanımız var. Yaklaşık 2 saate yakın değerlendirmelerle birlikte, katkılarla birlikte programımız sunuyor. Devam ediyor. Sizi dinliyorum bu manada. Tabii vesilecilik determinizm tartışmaları hakikaten felsefenin, kelamın ve bilimin kesiştiği nirengi noktalardan birisini oluşturuyor. Çok önemli. Bütün sistemin bir en temel noktasını oluşturuyor. Yani Allah, evren ve insan açısından biz değerlendirdiğimiz zaman, yani Allah, evren, insan ilişkisini değerlendirdiğimiz zaman deterministik görüş ile vesileci görüş tamamen bir sistem ürünü. Elbette ki bunları uzlaştıran işte bazı mutezili kelamcılarda olduğu gibi daha eklektik bir yapı arz eden yapılar olmuş klasik dönemde. Ama temelde vesileci anlayışı sünni kelam bir kırmızı çizgi halinde fail-i muhtar, kadir-i mutlak olarak Allah-u Teala'yı evrenle ve insanla olan ilişkisini temellendirme üzerine kurgulamış. Siz de çalışmalarınızı sünni kelamın işte modern felsefedeki yansımaları veya bunlarla ilişkisi üzerine yaptınız. Sizden de zaten sunumunuz da bu çerçevede olacak. Tabii bunun karşısında her zaman İslam dünyasında da bir takım tabiatçı, naturalist
zorunlu nedenselliği savunan görüşler olmuştur. Ama yani benim en azından giriş mahiyetinde bir kanaatimi söyleyeyim. Bu bir tümüyle bir sistem sistemin önemli bir parçası. Onun için ben eklektik eklektisizmden ziyade yani kader inancıdır, insan hürriyetidir, mucizenin yeri gibi hususlarda bu sistemin yani determinizmin veyahut da vesileciliğin bütün sistemi etkileyen, bütün o sistemin çarklarını etkileyen önemli bir ayak olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben uzatmayayım. Nazif Hoca'ya sözü veriyorum. Hocam sunumunuzu alacağız. Herhalde biz İstanbul'u merkeze alarak namaz molası da vereceğiz sizin sunumunuzdan sonra. Sonra katkı ve değerlendirme ve sorularla programın akışına inşallah devam etmiş olacağız. Peki ben şimdiden başarılar diliyorum. Değerli katılımcılara da teşekkür ediyorum katılımcılar için. Sözü size veriyorum. Teşekkür ediyorum. Fadıl Hocam çok teşekkür ederim güzel sunumunuz için. Mehmet Bey ve İlyas Hoca'ya da davetleri için teşekkür ediyorum. Şimdi bugün işte konunun belirlendiği adıyla modern bilim ve felsefe açısından vesilecilik konusunu işleyeceğiz. Ben bir PowerPoint sunum hazırladım. Şimdi onu öncelikle isterseniz paylaşalım. Bunun için ne yapıyorduk Mehmet Hocam? Mehmet Hocam? Share screen aktif mi hocam sizde? Tamam, evet. Share screen'e basarsanız herhalde şu an ekranınızı paylaşabilirsiniz. Basıyorum ama host disabled attendee screen sharing diyor. Şimdi yani, şey yapmamışsın. Şöyle yapayım hocam. Ben o seçeneği aktif hale getirmeye çalıştım da. Sizi host yapayım. Ondan sonra bir saniye. Sesin düzeldi bu arada. Evet. Bir saniye. Hocam ben sizi host yaptım. Siz ekranınızı paylaşın. Sonra beni yeniden host yapın inşallah. Şu an paylaşabilirsiniz ekranınızı. Şimdi önce PowerPoint'ı açmam gerekiyor değil mi şeyde? Tabii hocam. Ekranınızdan açacaksınız bilgisayardan. Tamam. Ondan sonra share screen'de görüntünüzü evet. Paylaşacaksınız. Allow Zoom to share your screen. Evet. Yani sistem güvenliğine grant access diyor. Yani bilgisayarda sistemde oynama yapmam lazım herhalde bunun için. Bu konuda bilgisi olan var mı? Nasıl? Yani siz şu an ekranınızı paylaşamıyor musunuz hocam? Paylaşamıyorum. Allah Allah. Bir dakika. Şu an sanırım paylaşacağım. Tamam. Tamam. Bir daha deneyelim. Tamam hocam. Tamam. Şimdi hocam benim ismimin üzerine gelin sağ tuşta Mac Hosting. Tamam. Buyurun hocam. Evet. Değerli dinleyiciler hepiniz hoş geldiniz. Sunuma hemen başlamak istiyorum. Sunum planıyla başlayalım. Kısaca ben bu sunumda ne yapacağım? Öncelikle eşari vesileciliğini kabaca bir anlatmaya çalışacağım. Ardından eşari vesileciliğin modern Avrupa'ya etkisinden bahsedeceğim. Çünkü burada Avrupa ile Avrupa felsefesiyle ilişkili olan eşari kısmı. Maturidiliğin bu konuda pek bir tarihsel ilişkisi olmamış.
Ondan sonra modern bilim ve felsefenin doğuşu bağlamında Galileo ve Descartes'in düşüncelerini inceleyeceğim. Yine kabaca. Sonra Descartes'in metafiziğini daha sistematik hale getiren kartezyenlerden Cordimo ve Malebranche'a bakacağız. Sonra İngiliz ampirik deneyici felsefesinden Berkeley'e geçeceğiz. Çünkü bütün bunlar bir şekilde occasionalizmi savunmuş filozoflar. Ondan sonra Hume ve Kant'ın vesileciliğe getirdiği eleştiriler ve ondan sonra da zaten Avrupa'da vesilecilik tarih sahnesinden ayrılıyor. Fakat İslam dünyasında bu süreklilik sürekli bir şekilde devam ediyor. Ta ki Osmanlı'nın son dönemine kadar. Osmanlı'nın son dönemine atıf yapacağım. Orada özellikle Ali Sedat Bey'in modern bilimle etkileşim bağlamındaki eşari kelamını nasıl anladığıyla alakalı görüşlerine değineceğim. Ve en son da vesileciliği metafizik bugün nasıl güncellenir sorusuna temel ilkeleri açısından ayrıntılı olmayan bir cevap vermeye çalışacağım. Bunlar yapmayı vaat ettiklerim. Ne kadarını başarabilirim bilemiyorum. Fakat bu sunumda vesileciliğin özgür irade ile ilişkisine değinmeyeceğim. Vesileciliğin dini kaynaklarda nasıl dini kaynaklardan hareketle nasıl temellendirildiği gibi bir konuya değinmeyeceğim. Bütün bunlar ayrı tartışmaları barındıran, ayrı sunumları tetikleyecek kadar geniş meseleler. Dolayısıyla ben sunumumu özellikle vesilecilik bilim ilişkisi üzerine yoğunlaştırmayı umuyorum bu sunumda. Şimdi öncelikle Nietzsche'nin bir sözüyle başlamak istiyorum. Yani bu tartışmaya nasıl yaklaşırız sorusuna en azından ben Nietzsche'nin bu sözünün önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Wer sich tief weiß, bemüht sich Klarheit, wer der Menge tief scheinen möchte, bemüht sich Dunkelheit. Bu Die Fröhliche Wissenschaft kitabından, Türkçe'de Şen Bilim diye bazı kısımları çevrilmiş bir kitap. Bir kısmı, bu 170, o kitaptaki 173. kitabın 173. paragrafı Türkçe'ye ben şu şekilde çevirdim paragrafı. Kendi derinliğinin farkında olanlar açıklık ve netlik için çabalar. Halka karşı derin görünmek isteyenler ise anlaşılmaz olmaya çabalar. Çünkü halk dibini göremediği her şeyin derin olduğuna inanır. O kadar ürker ki suya çekinerek girer. Şimdi felsefede şöyle genel yaygın bir kanaat var. Ne kadar böyle karmaşık, muğlak ifadeler kullanırsan o kadar önemli bir filozofsun, o kadar önemli bir felsefeye sahipsin gibi bir algı var. Genelde felsefenin içinde olmayanların, dışarıdan böyle felsefeye bakanların. O yüzden de felsefe dünyadan kopuk gibi bir ön yargıya da yol açmıştır bu kanaat. Beslediği yaygın bir kanaat bu. Fakat bu oldukça problemli bir şey. Ve Nietzsche'nin de burada ifade ettiği gibi, aynen katılıyorum ben Nietzsche'ye, felsefelerini bu şekilde göstermeye çalışanlar aslında derinlikten yoksun insanlardır. Suyu bulandırarak onu derin göstermeye çalışırlar. Çünkü sığ bir yerdesin. Yani yukarıdan bakan birisi o sığlığı görecek. Ne yapacaksın sığ olduğunu anlaşılmaması için? Bulandıracaksın suyu ki görünmesin dedi. Yani dolayısıyla düşüncede açıklık ve netliğe ulaşma gibi bir gayreti olmayanların bu açıdan çok da iyi felsefe yaptıklarını ben düşünmüyorum. Bu girişten sonra konuyla alakalı günümüzde yaşanan ciddi bir felsefi ayrılmanın, kıta felsefesi, analitik felsefesi gibi ayrılmanın temelinde de olan bir tartışmayı aslında burada yine atıf yaparak bu noktayı açacağım. Bu da işte Foucault gibi kıta felsefesinin çok meşhur isimlerinden birisinin hakkında John Searle'ın yapmış olduğu bir yorum. Aynı zamanda Pierre Bourdieu da var John Searle'ın bu yorumunu yaparken. Şimdi bunu bakayım açabileceğiz mi buradan? Şimdi birkaç dakikalık, iki dakikalık falan bir ses kaydı, video kaydı değil. Açacağım, sonradan da Türkçe'ye çevireceğim önemli yerlerini. O yüzden hani anlayamazsanız da problem yok. Ama şu 2-3 dakikalık şeyi bir dinleyelim. Don't be ambiguous, don't be too wordy, be brief.
be orderly and avoid obscurity are the four maxims of manner. And I think those are frequently violated. In fact, there are certain schools of philosophy, not ones that I'm sympathetic with, where they're more or less systematically violated. I don't know if I've told you this story, but I once had a conversation with a famous French philosopher who's a friend of mine, and I said to him, why the hell do you write so badly? Pourquoi tu écris si mal? And he said, look, if I wrote as clearly as you do, people in Paris wouldn't take me seriously. You know, they think it's childlike, it's naive. This was Michel Foucault. And he was a very smart guy and wrote a lot of very good stuff. But in general, he just wrote badly. When you heard him give a lecture in Berkeley, it was perfectly clear, just as clear as I am. So why don't you write clearly? And he said, well, in France, it would be regarded as somewhat childish and naive if you wrote clearly. And I said, come on, now you're making fun of me. Tell me exactly why you write so badly, because in conversation, you're just as clear as I am. And he said, en France, il faut avoir au moins 10% incompréhensible. And that translates as, in France, you got to have 10% incomprehensible. Otherwise, people won't think it's deep. They won't think you're a profound thinker. And I gave a series of lectures in Paris at the Collège de France with another very famous French philosopher as my host, Pierre Bourdieu. And I told this story to Pierre, you know, what did he think of that? And he said, it's worse than 10%, more like 20%. And I have to say, if you read Bourdieu, yeah, 20% at least. I admired Bourdieu. I thought he was a terrific guy. And the conversation just as clear as you or me. But I once assigned one of his books for a course I was teaching in Berkeley, The Logic of Practice, and my students couldn't make head nor tail out of it. And the truth to tell, I have trouble trying to figure out what he's saying. So you can have a look at that. It's called The Logic of Practice is the English translation. And it's about the background. It's about what I call the background, and I thought they ought to have somebody else's conception of background. So Bourdieu and Foucault wrote a kind of Franco-German. It was very obscure. Now, Foucault got more clear later on in life. And in fact, he told a friend of mine that he preferred life in America because he could write more clearly, but his English wasn't very good. So he didn't. He said, he told, what's that guy's name? Yves Michaud. He told Yves, he said, if I spoke better English, I'd move permanently to the United States, but his English was not all that great. But in any case, there are cases where the maxim of clarity, don't be obscure and don't be ambiguous, those are systematically violated. And I think German philosophy has a lot to answer for. See, there was a time when I learned French when the slogan was, ce qui n'est pas clair n'est pas français. If it's not clear, it's not French. That has been abandoned in French philosophy, and a lot of it is very obscure. Okay, now relation is the one that's most interesting for our present purposes, and Gray says there's only one maxim. Evet, şimdi bu ses kaydında muhtemelen John Searle Grice hakkında bir ders veriyor. Paul Grice bir dil felsefecisi. Karşılıklı diyalog ve etkileşimin, iletişimin nasıl olması gerektiğini belirleyen bir takım kurallarıyla meşhur. Bunlardan zaten Maxims of Manner denen dört kuralı başta anlatıyor Searle. Bunlar nedir? Don't be ambiguous, yani çok anlamlı ifadeler kullanma konuşurken. Avoid obscurity, muğlak ifadelerden kaçın. Be brief, kısa ve özlü olsun konuşman. Ve be orderly, yani sırası belli olsun. Şimdi bunlardan diyor ilk ikisi, yani çok anlamlı konuşma ve muğlak konuşma ilkeleri, ya bunları yapma anlamındaki ilkeler sistematik olarak sık sık ihlal edilir diyor. Ve örnek olarak da Foucault'dan bahsediyor. Foucault diyor benim çok yakın bir arkadaşım. Ben yani Berkeley'de, kendisi Berkeley'de hoca. Bir yer hakkında bir taciz davası açıldı. Ne oldu ne bitti bilmiyorum ondan sonra Searle'ın. Foucault Berkeley'e geldiğinde
çok net konuşuyor. Yani çok açık, çok berrak. Ve sormuş, yani sen bu kadar açık konuşuyorsun ama yazdığın şeyler çok yani kapalı. Nasıl oluyor bu falan? Foucault da demiş ki, eğer ben böyle bir muğlaklık katmasam yazdıklarımı çocukça diye düşünenler var, çıkacaktır Paris'te diyor. Tamam da yani hadi bunun arkasında başka sebep var mı diye üsteleyince Foucault şunu demiş. Yani Paris'te sizi adam saymaları için en az yazdıklarınızın en az %10'unun böyle muğlak ve kapalı olması gerekiyor demiş. Yani başka türlü pozisyon almak, bir yer işgal etmek, yani saygıdeğer bir entelektüel olmak mümkün değil. Öyle bir kültür var diyor Paris'te. Bunu yıllar sonra Pierre Bourdieu'ya sordum diyor. O da başka bir Fransız filozof. Bourdieu'ya sorunca ona dedim %10 diye böyle bir şey var mı diyor %11'in. O dedi ki Foucault çok iyi bir ser söylemiş. Bu %20 diyor, en az %20. %10 da değil. Yani Bourdieu da o yüzden bir kitabını örnek veriyor. The Logic of Practice, İngilizceye çevrilen kitabı. Ben bunu diyor derste okuttum öğrencilere. Öğrenciler bir şey anlamadı. Açıkçası ben de anlamakta çok zorlanıyorum diyor bu kitabı. Ve şu anki diyor Fransız kültürü, yani bu anlamda entelektüel kültürü, eski Fransız kültürüyle çok zıtlaşmış. Eskiden bir şey bir şey açık ve net değilse o Fransızca değil derlerdi. Şimdi her şey alt üst olmuş, tam tersine dönmüş diyor. Ki ben bu sonunda Descartes, Malebranche gibi filozoflara atıf yapacağım. Orada da malumunuz Descartes'in çok ciddi bir vurgusu vardır. Açık ve seçik fikirler. Yani mümkün olduğunca açık ve seçik bir felsefe yapmaya yönelik çok ciddi bir vurgusu vardır. Bu böyle bir gelenek de var yani Fransa'da. Ama bu işte maalesef günümüzde ortadan kalkmış diyor John Searle. Bunu da işte Fransızların Franco-German, Fransızca Almanca karışımı bir entelektüel dil kullanılmasına bağlıyor ve bunun da çok oldukça kapalı, muğlak olduğunu söylüyor. Yani Foucault aslında çok net bir adam, kendisini iyi ifade edebilecek bir potansiyele sahip ve çok zeki bir adam diyor. Fakat böyle bir takım pratik kaygılardan dolayı Foucault mecburen %10'luk bir vergi diyelim ona, devlete, böyle Paris entelijansiyasına bir vergi vermek zorunda kalıyor. Zaten Foucault'un genel iktidar eleştirisini, güç ilişkileri eleştirisini hatırlarsanız, okursanız, bunlardan ne kadar çok çektiğini, her hayatın her yerine yayılmış bu güç ilişkilerinin ne kadar insanı bunalttığını falan, hep bundan yakındığını görürsünüz. Ki kendi de çok çekmiş belli yani. Evet, şimdi bu girişten sonra eşari vesileciliğine başlayabiliriz. Şimdi eşari vesileciliği temel olarak bir doğal nedensellik eleştirisi getiriyor. Yani Aristoteles felsefesinin, o çizginin hakim olduğu bir atmosferde eşariler doğada nedensellik bulunduğunu savunanlara, doğaya nedensellik atfedenlere karşı ciddi bir eleştiri getiriyorlar. Şimdi bu eleştirinin farklı açılardan farklı yönleri var. Ki bu sadece Gazali'de yok. Mesela Gazali'den önce Bakillani'de de var. Şimdi ilk seviyede tecrübenin, yani beş duyuyla algıladığımız şeylerin, yani beş duyunun kısaca deneyimin bize doğada nedensellik ilişkileri olduğuna dair bir gerekçe sunamayacağını söylemeleri söz konusu. Doğa varlıklar arasında bir nedensellik ilişkisi gözlemlenemez. Nedir gözlemlenen? Onların tabiriyle bir iktiran ilişkisidir. Bir araya gelme ilişkisidir. Fakat diyelim ateş ve pamuk yan yana gelir, pamuk yanar. Burada ateş ve pamuk yan yana geldiğinde pamuğun yanması ortaya çıkar. Bunlar iktiran ederler. Fakat burada ateşin illiyet olduğunu gözlem bize vermez. Sadece bunların iktiran ettiğini verir. Aynı zamanda bu akılla da temellendirilemez. Doğada bir nedensellik ilişkisi olduğu. Nedenselliğin bir şeyin neden olması durumunda sonucun zorunlu olarak çıkması gibi bir temel kabulü var. Bu kabul aklen zorunlu bir ilişki olarak da temellendirilemiyor. Çünkü ateşin olduğu, pamuğun yanmadığı, pamuğun olduğu ama başka şeyle de ilişki içerisinde yanabileceği durumların tasavvur edilmesi mümkün. Dolayısıyla burada mantıksal çelişkiye yol açacak bir durum yok. Ve burada
bir modalite eleştirisiyle beraberinde geliyor bu argüman aslında. Çünkü Aristoteles anlayışında modalite, yani imkan dediğimiz şey, bir potansiyel olarak maddenin kendisinde bulunan bir özellik. Yani herhangi bir özelliğin var olması, herhangi bir özellikten bahsedebilmeniz için bir şey hakkında onun substratum, onun altında o her şeyi tutan şeye ait, onun üstünde tutulan bir özellik olması gerekiyor. İşte potansiyel de, yani nedensellik potansiyeli de bir cismin neleri yapıp yapamayacağını belirleyen nedensellik potansiyelinin de onu işte üstünde tutan, taşıyan temel yapı, substratum denen yapının, o töz olarak da ele alınıyor, da var olması gerekiyor. Bir varlık taşıması, var bir özellik olması gerekiyor ve bu açıdan dünyada tezahür eden şey ancak imkan durumuna girebiliyor. Şimdi burada Gazali'nin getirdiği şöyle bir eleştiri var. Sizin potansiyeli böyle bir varlıksal özellik olarak alıp substratumun, yani o tözün kendisine yüklemeniz nihayetinde imkansızlık gibi bir modal özelliğin de aynı şekilde eşyanın kendisine, o tözün kendisine yüklenmesini beraberinde getirir. Birini yüklerken öbürünü yüklememek olmaz. Dolayısıyla bunu da o zaman yüklemeniz gerekir. O halde imkansızlık nasıl eşyanın kendisine yüklenen bir özellik olacak? O zaten olamıyor. Ona nasıl varlık vereceksin? Diyor. Dolayısıyla imkanın zihnin verdiği bir yargı olduğunu söylüyor. Ve burada işte çok büyük bir kırılma var. Bu anlamda bir modal anlayış, modalite anlayışının değişmesi, buna en yakın düşünceyi daha önceden Augustine söylüyor. Ama o Tanrı'nın zihninde bir takım ideaların ilişkisi bağlamında söylüyor. Bunların illa bir madde alemde varlık kökeni olması gerekmediğini söylüyor ama Tanrı ile ilişkili olarak söylüyor. Gazali bu böyle bir ön kabulle de konuşmuyor. Yani modalite dediğimiz şey zihnin bir yargısına irca edilir ve bu illa Tanrı ile ilişkili olarak değerlendirilmek zorunda da değildir gibi çok yeni, çok farklı bir anlayış ortaya koyuyor ve bu, göreceğiz birazdan, bu anlayış modern felsefenin de temelinde yer alıyor. Şimdi bu anlattıklarım böyle biraz teorik kaçabilir ama size bir örnek üzerinden işin ne kadar aslında ciddi olduğunu göstermeye çalışacağım. Tabii eşarilerin klasik örneği ateş pamuk örneğidir. Ateş varken pamuk yanar ama ateş pamuğun illeti olduğuna dair gerekçe üretilemez. Sadece bunların iktiran ettiği söylenebilir. Nasıl olmuyor kardeşim falan diyesi geliyor insanın içinden. Görmüyor musun? Yakıyor işte falan. Bu zaten öyle bir içgüdü ki, yani içgüdü doğuştan gelen şey için kullanılır. Biz bunu devamlı göre göre zihnimiz bir alışkanlık kazanıyor. Böyle bir alışkanlığın hakikaten belli bir teorik tartışmaya maruz kalmadan devam etmesi insanda bir nedensellik yanılgısı uyandırabiliyor. Ama şöyle düşünelim. Orta çağda insanlar gökyüzüne bakıyorlar, yağmurlu, fırtınalı bir havada önce şimşek çaktığını görüyorlar, sonra da gök gürültüsü koptuğunu, bir gürültü koptuğunu duyuyorlar. Bunlar devamlı bu şekilde cereyan ediyor. Yani şimşek önce, gök gürültüsü sonra. Ne zaman şimşek var, sonra da hemen gök gürültüsü geliyor. Ve o dönemdeki insanlar işte bu nedensellik ilişkilerini devamlı bu şekilde gözleye şu hükme varmışlar. Şimşek gök gürültüsünün sebebidir. Nasıl ateş pamuğun yanmasının sebebidir, şimşek de gök gürültüsünün sebebidir. Ama ne oluyor? Modern dönemde elektrik yükleri denen bir şey keşfediyorlar. İşte bulutların hareketiyle, oradaki elektrik yüklerinin etkileşimiyle falan, hem şimşeğin hem de gök gürültüsünün ortak sebebi olarak bu elektrik yüklerinin boşalması gibi bir açıklama ortaya çıkıyor. Yani ne oluyor? Şimşek gök gürültüsünden önce devamlı ortaya çıkıyor ama şimşek gök gürültüsünün sebebi değil. Şimşeğin de gök gürültüsünün de sebebi onların arkasında orta çağda gözlemlenmemiş olan ve sonradan keşfedilen başka bir faktör. O da elektrik yüklerinin hareketi. İşte bu ortak faktörün her iki olayın da sebebi olabilmesi ama gözlemlenemiyor oluşu,
bir sonraki aşamada bize şu soruyu sorduruyor. Peki ya elektrik yüklerinin şimşeğin ve gök gürültüsünün de arkasında başka bir ortak sebep vardır. Biz gözlemlemiyorsak, gözlemleyemiyorsak ve o faktör bütün bunların sebebi ise ne olacak? Böyle bir ihtimal var mı? Var. E bunun olduğunu zaten açıkça bize elektrik yükleri gösterdi. Bak daha önceden gözlemleyemiyordun, şimdi gözlemlemeye başladın. Böyle oldu. Yani zaman ve mekan içerisinde bir araya gelmiş olan olayların birinin diğerine sebep olduğunu o kadar kolay söyleyemiyorsun. Bunların arkasında gözlemlenmemiş başka bir faktörün olması her zaman için muhtemel. Dolayısıyla argüman, bu anlamda eşyalerin getirdiği argüman çok güçlü bir argüman. Ve bütün bunları dikkate aldığınızda o dönemde gerek nedensellik gerek modalite açısından Aristotelesçi metafizik anlayışı diyelim, o çizgiyi bu kadar derinlemesine kökten eleştiren başka bir gelenek yok. Ve eşarilerin bu geleneği, bu eleştirisi daha sonrasında vesilecilik denen anlayışa yol açıyor. Ki vesilecilik şu demek değildir. Yani nedenselliği tamamıyla reddeden bir görüş değildir. Bu bazen yanlış anlaşılıyor. Yani doğada neden yoksa işte nasıl oluyor da eşariler Tanrı'nın nedenselliğinden bahsedebiliyorlar falan. Nedenselliği nereden çıkarıyorlar? Eşariler nedenselliği doğadan çıkarmıyorlar. Nedenselliği a priori bir ilke olarak alıyorlar. Ve onun iki farklı formülasyonu var. Bir, her hadisin bir muhtisi vardır şeklinde yapılan formülasyon. Yani değişen bir varlığın veya yok iken ortaya çıkan bir varlığın onu ortaya çıkaracak bir sebebi vardır. Bu a priori bilinir. Yani doğada gözlemle bilinmez. İki, her hadis mümkündür. Mümkün varlığın var olması da olmaması da söz konusudur. Var ise varlığını yokluğuna tercih edecek bir sebep olmak zorundadır. Bu da ikinci formülasyon. Bu da a priori olarak ifade edilen bir nedensellik ilkesi. Yani mümkün varlık dediğimiz nedir? Diyelim işte yağmur yağıyor. Yağmurun yağması yağmamasına göre mümkündür. Hani olmak zorunda değil. Çünkü zaten önceden yoktu. Bu kesinlikle zorunlu bir olay değil. İmkansız da değil çünkü ortaya çıktı. Mümkün. Mümkün oluşundan dolayı bunun olup olmaması noktasında alternatif söz konusu. Niye oldu da o zaman olmadı sorusunu sorabiliyoruz. İşte bu noktada olması yönünde bir tercih edici gerekiyor ki ona da sebep deniyor diyorlar. Bu Gazali'nin benimsediği anlayış. Dolayısıyla nedensellik ilkesi a priori kabul edilen bir ilke. Ama dikkat edin burada sebebin ne olduğuna dair bir hüküm yok. Yani sebep şudur budur demiyor. İlke diyor ki bir sebep olmalı. O sebebin ne olduğunu belirlemiyor. Onu belirleyecek ekstra argümanlar var. Ve bununla alakalı da bir yok, bir değil. Pek çok argüman var. Ben şimdi burada sadece eşarilerin benimsediği cevher aras metafizi, yani atomistik ontolojinin nasıl bir ek gerekçe sağladığını söyleyeceğim. Çünkü bu ontoloji de çok önemli. Eşari metafiziğini anlamak için ve bunun Avrupa'ya etkisini anlamak için. Eşariler cevher araz metafiziği dediğimiz bir şeyi benimserler. Yani cevherden kasıt burada kendisi daha alt parçalara bölünemeyen en küçük parçadır. El-cüz layete cezza da denir. Cevheri fert de denir. Bu parçanın bir araz taşımak durumunda da, en az bir araz, arazsız bulunamaz. Araz da bir özellik olarak anlaşılabilir burada. Yani özellikle beraber bulunmak durumundadır. Özellik de kendi başına cevherden bağımsız bulunamaz. Ama araz dediğimiz o özellik ancak cevherin taşıdığı bir şeydir. Yani ontolojik açıdan cevher daha temel bir varlık. Yani töz, burada substance dediğimiz şey. Cevher atom oluyor yani. O atomun da belli bir özelliği oluyor. Cevherler normalde mütecanistir denir. Mütecanis olması homojen, aynı yapıda. Farklılaşma ancak arazlar sayesinde olur. Yani farklı özellikleri taşımalarıyla bunlar birbirinden ayrışır. Ve bir araya gelmeleriyle cisimler oluşur. Ve o cisimlerle beraber bütün yapı inşa edilir. Her cismin bir araya gelmesiyle farklı bir yapı kazanması, farklı özellikler de alabilmesi söz konusu olabiliyor. Her seviyede farklı özellikler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bütün bir evren anlayışı böyle temel atomlardan kuruluyor. Ve bu atomlar kendileri parçalanamaz şeyler ve bunlar aynı zamanda zaman ve mekanın da parçalanamaz, bölünemez bir yapıda olmasını beraberinde getiriyor. Yani nasıl bu maddi varlıklar parçalanamaz özellikte,
Zaman da aynı şekilde parçalanamaz anlardan oluşuyor. Space, uzam dediğimiz şey de aynı şekilde böyle bir yapıda. Dolayısıyla burada kesikli bir ontoloji var. Yani süreksiz bir ontoloji var. Discrete veya discontinuous denen İngilizcesiyle bir ontoloji var. Yani varlık bir anında var, ikinci anında yok. Bunu da arazlar üzerinden açıklıyorlar. Bir araz yani özellik varlığa geldiği andan itibaren ikinci ana varlığını taşıyamaz. Anlık olarak ancak var olur diyorlar. Ve cevherin yani o atomun taşıdığı özellikler olarak beka özelliği de bir özellik olarak formüle edildiği için yani süreklilik. Beka da bir özellik araz olduğu için o da anlık olarak ancak ikinci anda başka dışarıdan bir unsur tarafından devam ettirilirse var olabileceği için cevher de varlığını bu şekilde sağlıyor ki bu genel yorumdur. Bunun aksi yorumlamalar da var. Ama genel yorum budur. Beka arazı üzerinden cevherin bekasının açıklanması genel bir yorumdur. Ve bundan dolayı da arazların süreksizliği, cevherin süreksizliğini, uzay ve zamanın süreksizliğini beraberinde getiriyor. Ve dolayısıyla karşımıza kesikli, süreksiz bir ontoloji çıkıyor. Bu ontolojiyi anlık olarak var olan bu yapıyı bir sonraki anda da devam ettirebilmek için bu ontolojinin unsuru olmayan bir varlığın ancak nedenselliği söz konusu olabilir burada. Bu da ancak işte o cinsten anlaşılmayan yani imkan cinsinden anlaşılmayan bir varlık olur ki o da zat-ı vacibül vücut olan Tanrı'dır, Allah'tır. Ve onun devamlı olarak varlığı ayakta tutmasıyla varlık devamlılığını sağlar. Bu şekilde devamlı olarak Tanrı'nın evreni var etmesi söz konusudur. Zaten bir andan başka bir ana geçiş olmadığı için eşya arasında, doğal varlıklar arasında bir nedensellik de bu noktada söz konusu olamıyor. Burada başka önemli bir husus, eşariler bütün evreni atom ve arazlar üzerinden açıklıyorlar. Yani sadece Aristoteles'in yaptığı ayrımla ay altı alem buradan oluşur, ay üstü alem başka bir maddeden oluşur değil. Bütün ay altı ay üstü bütün evren atomlardan ve arazlardan oluşur ve bütün özellikleriyle bu yapıdadır. Yani biraz önce anlattığım özellikler de bir yapıdadır. Ve dolayısıyla bütün alemde cari bir yaratmanın aynı şekilde devam eden bir yaratmadan bahsetme imkanı açılır. Çünkü Aristoteles düşüncesinde nedir? Hatırlayacaksınız. Bu ay altı alem dört temel elementten oluşuyor. Ay üstü alem beşinci element, esir maddesinden oluşuyor. Ve bunlar kategorik olarak farklı. Bunların doğaları farklı. Bunları birbirine indirgeyemez. Dolayısıyla oradaki hüküm farklı, ay üstündeki hüküm farklı, ay altındaki hüküm farklı olmak zorunda. Ama işte eşariler böyle bir kabulle bütün aleme cari bir yaratmadan bahsedebilme ve bütün alemin belli ortak bir düzene göre yaratılabilmesinden yaratılabilmesi imkanına kavuşuyorlar. Bunu da sünnetullah tabiriyle açıklıyorlar. Yani Allah yaratmayı böyle kaotik bir şekilde sürdürmüyor. Belli bir sünnete uygun olarak, belli bir düzene uygun olarak gerçekleştiriyor. Yani ateş ve pamuk yan yana geldiğinde pamuğun yaratmasını yaratıyor. Ama su ve pamuk yan yana geldiğinde pamuğun yaratmasını yaratmıyor. Burada bir düzen var ve bu düzeni sünnetullah tabiriyle açıklıyorlar. Allah'a bakan yönüyle. Ama insanların kullandığı tabirlere dikkate alırsak, işte orada ateşe sebebi adi veya sebebi ittifaki gibi tabirler kullanıyorlar. Bunlar hakiki sebep değil ama adi, basit sebep. Bu anlamda o bize sonucunda işte ateşin bulunması, sebebi adi oluşu sonucunda pamuğun yanmasını gösteriyor. Fakat bu adet, bizim bu şekilde algılayışımız açısından adet ve Allah'ın sünneti böyle olmak, böyle cereyan etmek zorunda değil. Bu Allah'ın iradesine tabi olarak gerçekleşen bir şey. Allah ezeldeki iradesiyle burada bir kırılma murad etmişse o kırılma da gerçekleşebilir. Allah zamanın içinde de onu o an yaratıyor, o kırılmayı o an gerçekleştiriyor ve iradesini değiştiriyor değil. Dikkat edin, arada fark var. Ama burada tabii şöyle yorumlar da yapılabilir. Yani Allah'ın mesela mucizeler veya kerametler bahsinde bizim adetin değişmesi şeklinde yorumladığımız şey Allah'ın sünnetinin değişmesi olmak zorunda değil. Yani bizim orada adeten
kabul ettiğimiz düzen belki Allah'ın çok daha temel bir düzeninin içerisinde yer alıyor. Bizim değişme diye yorumladığımız şey o düzen içerisinde yine gerçekleşiyor. Belki biz o düzeni henüz çıkaramadık gibi bir yorum da yapılabilir. Dolayısıyla burada her iki yoruma da müsait bir durum söz konusu. Şimdi burada eşari vesileciliği bize ne verdi? Bir kere doğal nedensellik eleştirisi var. Çok ciddi bir şekilde. Bir modalite eleştirisi var. Aristotelesçi tabiat anlayışının dolayısıyla çok ciddi bir eleştirisi var. Ortaya alternatif olarak sunulmuş vesileci nedensellik anlayışı var. Akla dayalı kurgulanmış veya kurulmuş diyelim. Kurgulanmış derken subjektif anlamı verebilir. Öyle değil. Yani bu modalite subjektif değil. İnsanın subjektif yargısı değil. Aklın verdiği ama objektif bir yargı. Modalite anlayışı var ve bütün evrende geçerli bir sünnetullah anlayışı var. Şimdi bu temel hususlar Avrupa'da ne olup bittiğini anlamak açısından çok önemli. Yani bunları akılda tutmamız gerekiyor. Şimdi eşari vesileciliğin Avrupa'ya aktarımına gelecek olursak. Hangi kanallar üzerinden aktarılmış olabilir sorusuna cevaben benim verdiğim dört temel kaynak var. Bir, İbn Rüşd. İki, Musa İbni Meymun. Yani İngilizcesiyle Moses Maimonides. İbn Rüşd'ün de Latincesi Averroes. O şekilde de bilinir Batı'da. Skolastikler ve Oryantalistler. Şimdi tek tek bunlara biraz değinelim. İbn Rüşd malumunuz İspanya'da yaşamış birisi. Dolayısıyla Avrupa'nın içinde. Ve yani biliyorsunuz yaşadığı dönem 12. yüzyıl. İspanya'nın çok böyle interkültürel, kozmopolit bir kültürel atmosfere sahip olduğu dönem. Yani İspanya'da ne ararsan var. Her gruptan insan var. İlim öğrenmek için oraya gidiyorlar. Yani bir çok ciddi bir çeviri hareketi de var. Arapça eserlerin İbranice'ye, Latince'ye çevrilmesi. Aynı şey İtalya'da da var. İtalya'da da var. Şimdi İbn Rüşd İspanya'da yaşıyor ve yazdığı eser bizim için önemli olan Eş'ari metafiziğini anlattığı en önemli eserler Aristoteles'in metafiziğine yazdığı Büyük Şerh ve Tehafüt et-Tehafüt yani Gazali'nin Tehafüt el-Felasife kitabına yazdığı misilleme. Bu kitaplarda Eş'ari kelamını işte bu vesileci anlayışı nedensellik eleştirisini anlatıyor, eleştiriyor. Ama anlatıyor da dolayısıyla karşı tarafın da bilmesine bir vesile teşkil etmiş oluyor. Michael Scott diye birisi var İtalya'da İbn Rüşd'ün eserlerini çeviren ve Latin İbn Rüşdçülüğünü başlatan. Yani Avrupa'da Latin İbn Rüşdçülüğü diye bir akım ortaya çıkıyor. Önemli bir isim Avrupa entelektüel atmosferini etkilemesi açısından İbn Rüşd. Sonra Musa İbni Meymun. Yine 12. yüzyılda yaşamış birisi. Delaletül Hayrin isimli çok önemli bir kitabı var. Şaşkınlar için kılavuz diye de Türkçe'ye çevrilebilir. Guide for the Perplexed İngilizcesi. Bu Dux Neutrorum diye 13. yüzyılda çevriliyor. Latince 17. yüzyıla kadar çok ciddi bir şekilde okunuyor. Yani bu kitap bakın modern döneme kadar pek çok filozofun bildiği, takip ettiği bir kitap. Yani ona dikkat çekmek istiyorum. Bu kitabın içinde bir bölüm var. 12 önermede kelam atomculuğunu orada özetliyor. Ve bu kelam atomculuğunun, kelam vesileciliğinin Avrupa'ya yayılması noktasında da çok önemli bir kaynak bu Maimonides'in, Meymun'un vermiş olduğu özet. Sonra skolastikler var. Bu skolastikler içinde çok farklı eğilimler var. Bunlardan biri mesela nedensellik eleştirisini yapan önemli isimleri barındırıyor. Mesela Nicholas Ortaköy, William Ockham, Gabriel Biel. Şimdi Gabriel Biel'in yani eleştiriyi dile getirmesi söz konusu ama benimsediği ne kadar benimsediği bir tartışma. Fakat bu üç isim çok önemli. Bunlar doğal nedenselliği eleştiri anlamında metinler kaleme almışlar. Ve mesela bunların işte İslam dünyası ile olan ilişkilerini biraz önceki kanallar üzerinden kurabiliyoruz. Hepsini tam olarak. Mesela Biel zaten Ockham'ın öğrencisi. Ortrakart'ın Gazali'nin düşüncelerini İbn Rüşd üzerinden öğrenebilmiş olacağına dair çalışmalar var. Vesaire.
İkincisi yeni modalite anlayışını benimse. Biraz önce size anlattığım işte eşarilerin modalite anlayışını benimseyenler. Don Scotus mesela. O Aristotelesçi anlayışı terk ediyor ve bu şekilde bir anlayış benimsiyor. Kelamı eserlerinde atıf yapan ana akım skolastikler ki bunlar Aristotelesçi genel metafizik çizgiyi takip eden isimler. Fakat eleştiriyorlar. Eleştirecek bir şey var karşılarında ve onu eleştirmeleri gerekiyor. İşte o da Aquinas'ın tabiriyle le puentes, yani kelamcılara mütekellimun, mütekellim kelamdan geliyor, yani konuşan. Le puentes de Latince konuşanlar demek. Öyle çevirmişler Latince'ye mütekellimi. Açık atıf var le puentes diye kelamcılara Aquinas'ta. Suarez daha sonra gelmiş önemli bir isim. Skolastikler için. Onun da eserlerinde atıflar var. Ki bakın bu kişilerin eserleri Fransa'daki La Flèche Koleji'nde Descartes'in eğitim gördüğü kolejde okutulan şeyler. Çok ciddi bir Aquinas müfredatı var orada ve Suarez'in Metaphysical Disputations yani metafizik tartışmalar isimli kitabı burada metafizik ders kitabı olarak okutuluyor. Ve son olarak da oryantalistler. Oryantalistler, oryantalizm işte bu şarkiyatçılık dediğimiz doğu kültürünü tanıma ilgisi üzerinden üniversitelerin bunu bilimsel bir düzlemde ele almasıyla ilgili çalışmalar 1538'de Fransa'da başlıyor. Collège Royal, Collège de France sonradan çevrilen okul. Guillaume Postel'i ilk olarak Arapça profesör olarak atanmasıyla başlıyor. Sonradan Hollanda Leiden'de 1575'te şarkiyat birimi kuruluyor. Buradaki iki önemli isim, bizi Descartes ve Mabranche'a bağlayacak isim, Jacobus Golius ve Richard Simon. Golius, Leiden'de hoca, matematik dersi veriyor. Ama bir şarkiyatçı, yani İslam dünyasını dolaşmış, matematikle, kelamla, felsefeyle ilgili pek çok eseri toplayıp Hollanda'ya dönmüş ve orada bir işte kütüphane kuruyor üniversite bünyesinde ki o kurduğu kütüphanenin içerdiği kitapların belli bir kısmı müzayedede satılmış, belli bir kısmı yaklaşık 100 kadarı halen kütüphanede duruyor. Ben o envanteri inceledim. O kitaplar içerisinde de yine Maymonides'in, İbn-i Meymun'un o kitabı var. Fahrettin Razi ile ilgili bir kitap vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Golius Descartes'in hocası. Golius'tan bir yıl matematik dersi alıyor Descartes, Leiden Üniversitesi'nde. Richard Simon ise Mabranche bu arada hem Descartes hem Mabranche birisinin mikrofonu açık o yüzden yankılanıyor sanırım. İyi Katolikler. Yani bunlar dindar Katolikler. Bunu da bu arada vurgulamakta yarar var. Hatta Mabranche oratori tarikatına mensup. Yani bir tarikata mensup. Rahip bu adam. Ciddi bir eğitimden geçiyor felsefeyle tanışmadan önce. Ve bu oratori tarikatında da Richard Simon isimli önemli bir müsteşrikle tanışıyor. oratori tarikatının kütüphanesinde yöneticiliğinde bulunmuş ve çok ciddi İncil tahkikatı yapmış. İncil araştırmaları ve çalışmaları yapmış bir isim bu Richard Simon. Zaten bu kişinin eleştirileri daha sonradan Spinoza'nın İncil üzerine yazdığı o meşhur eleştiriyi temellendirecek ve ona yol açacak eleştirilerdir. Şimdi Richard Simon da çok iyi bir müsteşrik. Hem İbranice hem Arapça Orta Doğu dillerine vakıf. Yani burada hem Mabranche hem Yahudi kanalını, İbrani kültürünü hem de Arap kültürünü şey yapabiliyor, tanıyabiliyor. Ki Mabranche'in eserlerinde Maimonides'e de atıf var, Averroes İbn-i Rüşd'e de atıf var. Şimdi bu linki de verdikten sonra bunlar üzerinden eşari kültürünün Avrupa'ya geçmiş olduğu ve Kartezyenler tarafından tanınmış olduğuna dair ben çok ciddi bir argüman oluşturulabileceğini düşünüyorum. Bunun detaylarını zaten şu makalede dile getirmeye çalıştım. Occasionalism Revisited kitabı 2017 yılında benim edit ettiğim bir kitap yayınlandı.
Onun içerisinde 6. bölüm Asherites, Carthaginians and Occasionalism bölümü. Asherlerin bu biraz önce anlattığım görüşlerinin Kartezyenlere nasıl ulaşabileceğini, hangi yollardan ulaşabileceğini, ne ölçüde benzediğini tartıştığım bir metin. Ve bu metinde şunu iddia ettim. Kısaca ifade etmek gerekirse. Bizim modern felsefenin kurucu babası olarak nitelendirdiğimiz Descartes, o yeni felsefi çığırı açmasının arkasında işte kendinden önceki kültürü çok ciddi bir eleştiriye tabi tutup bir kısmını koruyarak, bir kısmını da değiştirerek yeni bir felsefi çizgi açabilmesinde bulunuyor. Bu daha çok epistemolojik bir yönelim. Ciddi bir şüphecilikle baş ediyor zaten. Ve ciddi bir eleştirisi var skolastizme. Böyle bir eleştiriyi zaten ve benzer noktalarda nedensellik, modalite gibi farklı konularda çok benzer bir şekilde eşarlar zaten daha önceden getirmişler. Eğer felsefe tarihinde biz Descartes'in açmış olduğu yolu modern felsefe olarak nitelendirip skolastik gelenekten ayırma ihtiyacı hissetmişsek bu yüzden, ben diyorum ki İslam entelektüel tarihinde de benzer bir eğilimi eşariler göstermiştir. Hani kimsenin o ihtişamından dolayı, Aristoteles külliyatının, Neoplatonik felsefenin o ihtişamından dolayı kolay kolay sorgulayamadığı o yapıyı çok ciddi bir eleştiriye tabi tutmuş ve alternatif bir paradigma açmıştır. Bu anlamda eşariler de İslam entelektüel tarihinde modern bir felsefi çizginin öncüsü olarak kabul edilmek zorundadır. Eğer Descartes'i ve Kartezyenleri modern kabul ediyorsan, aynı şekilde bu eşarileri de böyle değerlendirmek zorundasın diyorum. Eğer tutarlı olmak istiyorsanız, felsefe tarihçilerine bu sözüm, tutarlı olmak istiyorsanız bu şekilde meseleye bakmak zorundasınız. Dolayısıyla eşarileri dogmatik teoloji olarak nitelendirilenlerin kulakları çınlasın diyorum. Bu meseleyi de daha fazla uzatmıyorum. Şimdi Galileo'ya gelelim. Modern bilimin en önemli kurucu simalarından biri Galileo. Galileo da iyi bir Katolik. Onu da vurgulamam lazım. Yani yazdığı eserlere baktığınızda doğayı bir kitap olarak, Tanrı'nın yazdığı bir kitap olarak nitelendiriyor. Ve dili de matematik tabii. Çünkü yani Galileo'da ki bilimsel anlayış bilimsel deney ve matematiğin birleştirilmesine dayanıyor. Yani zaten bazı mesela bilim tarihçileri bunu geliştirirken bu anlayışı babasından etkilenmiş olabileceğini düşünüyorlar. Babası müzikle ilgilenen birisi. Müzikte de işte aletlerin, akordunun yapılması, notalara dikkat edilmesi vesaire gibi şeyler var. O noktalarda matematiksel ilişkiler var. Onlar basit şeyler değil. O aletlerle ilişkili şeyde o deneysel kısma şey yapıyor. Böyle bir hani bu ikisini bu şekilde meczetme gibi bir küçüklükten gelen bir eğilim buradan kaynaklanıyor diyenler var mesela. Neyse ama dolayısıyla burada deney ve matematiğin eş zamanlı olarak bir metot haline getirilmesi, bir bilimsel araştırma yönteminin unsurları olarak kabul edilmesi söz konusu. Galileo ay ötesi alemin gözlemlenmesi noktasında da ciddi açılımlara sebebiyet verecek bir keşif yapıyor. Teleskop. Teleskop aslında keşfedilmiş de onu daha böyle hassas bir şekilde getiriyor Galileo. Ay'ı inceliyor, işte Jüpiter'i inceliyor, uydularını keşfediyor. Güneş'teki lekelerle ilgili çalışmalar yapıyor ve görüyor ki yani ay üstü alem öyle Aristotelesçilerin anlattığı gibi beşinci elementten oluşan mükemmel bu dünyadaki değişim ve dönüşüme, fesat ve kem ve fesata maruz kalmayan mükemmel bir alem değil öyle. Bunlar çıkıyor ortaya artık yani Aristotelesçi görüş çok ciddi yaralar almaya başlıyor. O ayrım, ay üstü alem ayrımı, ay altı alem ayrımı ve güneş merkezli evren modelini daha fazla destekleyecek kanıtlar olduğunu düşünüyor Galileo. Zaten bütün hani enginizasyon tartışması falan filan bunlarla alakalı. Ve Aristotelesçi evren anlayışını çok ciddi bir eleştiriye tabi tutuyor bu süreçte. Ve bilimsel yaklaşımında da işte hareketi anlamaya çalışıyor. Bunu matematiksel ilişkilerini bularak anlamaya çalışıyor. Şimdi
Bunu yapıyor, çok önemli bir şey. Fakat Descartes diyor ki... Nazif Hocam. Efendim? Nazif Hocam, yani bölmek istemiyorum ne güzel sunumunuz, akıcı sunumunuz ama biraz daha sanki hızlansak şey açısından daha iyi olacak gibi. Benim gördüğüm kadarıyla daha bayağı bir sunu görünüyor. Slide var. Ama siz dediğinizde dururuz, bir ara veririz. Ben sunuma sonra yine devam ederim. Hı. Ama yani namazdan önce sunumların hepsini sunumu bitirsem daha iyi olur gibi. Bitirmeye çalışacağım yani. Hı. Bitirmeye çalışacağım. Tamam hocam. Descartes da iyi bir Katolik. Fakat Descartes'in Galileo'da gördüğü eksiklik şu. Galileo diyor yeni bir yaklaşım getirdi. Fakat bu bilimsel yaklaşımı temellendirici bir metafizik üzerine çalışmadı. Yani ben bu yeni bilimi sağlam bir temele oturtmak istiyorum diye yola çıkıyor Descartes. Ve bunun için bir metafizik inşa etmesi gerekiyor ve bu metafiziği inşa ederken de bu modern bilimin kavramsal yapısına imkan verecek bir metafiziği inşa ederken de işte kendinden önceki bütün birikimi ciddi bir eleştiriye ve tabi tutuyor ve bütün şüpheci argümanları neredeyse dikkate alarak felsefesini kuruyor. Malumunuz işte metafizik düşünceler meditasyonlarda ve metot üzerine söylemde o şüpheci sürecini görebiliyoruz. Bununla alakalı zaten metot üzerinde söylemde kendi otobiyografisi de aynı zamanda Gazali'nin işte Munkız Minat Delali ile ne kadar benzerlik taşıdığı ile alakalı çok çalışmalar da yapılmıştır bu noktada. Fakat benim burada şimdi vurgulayacağım metafizik açıdan ne ortaya koyuyor ve eşarilerle ne ölçüde benzeşiyor bu? Bir kere skolastik felsefeyle bu ölçüde hesaplaşması. Çok ciddi manada hesaplaşması. Aynı eşarilerin yaptığı işe benziyor. Ve modern bilime bir temel bulma projesi. İşte burada da bir metafizik gündeme geliyor. Ne yapıyor? Zihin ve madde dualizmine dayalı bir ontoloji benimsiyor. Ve bunu benimserken, yani zihin derken ruh da diyebilirsiniz ona. Res cogitans, yani düşünebilen cevher. Madde ise res extensa, uzam sahibi cevher. Ve uzam sahibi olan düşünemez, düşünebilen de uzam sahibi olamaz diyerek bir radikal ikilik ortaya koyuyor. Ve bu ikiliği ortaya koyarken de getirdiği argümanlara bakıyorsunuz. Bu yeni modalite anlayışına dayalı argümanlar. Hani Gazali'de ve Don Scotus'ta gördüğümüz yeni modalite anlayışı. Yani işte ruh diyor mesela madde olmadan da varlığını devam ettirecek şekilde kavramsallaştırılabilir. Dolayısıyla maddeye ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla ölümden sonra da varlığına devam ettirebilir. O ayrı bir cevherdir diye bir argümanı var mesela. Dolayısıyla burada yeni modalite anlayışı devreye giriyor. Aristotelesçi metafizikteki tözsel formların, aktif niteliklerin eleştirisini yapıyor. Yani bunların maddeye verilmesi saçmalıktır diyor. Çünkü maddi nitelikler, yani uzam ana özelliğidir maddenin. Ve diğer bütün özelliklerinde bu uzamın bir modu olması gerekir. Ben diyor bu modların nedensellik taşıyan bir şeyin böyle bir moda olabileceğini pek şey yapamıyorum. Modlar ayrı zamanda bir tözden başka bir töze geçemez. Yani araz bir cevherden başka bir cevhere aktarılamaz gibi kelamcıların tezleri var. Aynı şekilde bunları ifade ederken kullandık. En önemli belki burada modern bilimle alakalı söyleyeceğimiz şey doğa kanunu denen fikir, yani pek çok felsefe tarihçisinin ittifakıyla Descartes tarafından ilk formüle edilmiştir. Regulae natura Lege natura dediği şey, bunu Descartes açıklarken Tanrı'nın iradesinin değişmez buyrukları olarak açıklıyor. Yani tamamen Tanrı'dan çıkarıyor bunu. Yani Felsefenin İlkeleri kitabına bakarsanız orada bu açık. Dolayısıyla hani eşarilerin sünnetullah deyişiyle bunun Tanrı'nın değişmez buyrukları deyişi ne kadar benziyor yani birbirine görüyorsunuz. Ve dikkat edin bu evrenin her yerinde geçerli matematiksel hareket kanunlarını veriyor bize, doğa kanunları. Ve ay altı alem, ay üstü alem ayrımı artık ortadan kalkıyor tamamıyla. Doğa kanunu fikriyle beraber bu ayrım tamamıyla tarih sahnesinden çekiliyor. Modern bilim açısından meseleye bakarsak. İşte bu da yine eşarilerin sünnetullah kavramıyla birebir örtüşen bir şey. Eşariler eğer Aristotelesçi metafiziğe böyle köklü bir eleştiri getirmeseydi ve sünnetullah denen bir şey kavramı ortaya atmasaydı muhtemelen böyle bir bilim anlayışının metafizik zemini olacak doğa kanunu fikri ortaya çıkmayabilirdi. Bu açıdan ne kadar önemli bir iş yaptıklarını görmek lazım eşyalar.
Sonra Malebranche geliyor. Malebranche Descartes'in felsefesini rahiplik okuluna, o oratori tarikatına gittikten sonra öğreniyor ve felsefeye dönüyor. O yüzden teologluk yönü de var, filozofluk yönü de var. Ve bir kartezyen felsefeyi benimsiyor. Yani Descartes gibi iki temel cevher var. Maddi cevher, ruhani cevher. Bunlar etkileşmiyor. Bu etkileşim Tanrı tarafından anlık olarak sağlanıyor. Malebranche çok önemli bir isim. Modern felsefe derslerinde yakın zamana kadar kıta felsefesi anlatılırken Descartes, Leibniz, Spinoza'dan bahsedilirdi. Artık yeni yani ben doktora yaparken ve sonrasında Amerika'da en azından söyleyebilirim, müfredata dahil oldum Malebranche'da. Yani artık modern dönemin kıta Avrupa'sını anlamak için Descartes, Spinoza ve Leibniz yetmiyor. Malebranche'ı da muhakkak sokman lazım müfredata. Ki kendi döneminde çok önemli bir isim. Yani hem kıta Avrupa'sında hem İrlanda'da farklı okuma grupları var. Malebranche felsefesinin ne olduğunu öğrenmeye çalışan, anlamaya çalışan. İngiltere'de İngiliz Malebranche'çılar diye bir grup gelişmiş. Berkeley ve Hume'a doğrudan etkisi var. Yani Hume diyor ki, Treatise diye bir kitabı var, A Treatise of Human Nature. Bu kitabı anlamak isteyen şu dört kaynağa bakmalı diyor. Onlardan biri Malebranche. Yani açıkça bunu mektuplarında ifade etmiş. Leibniz, Malebranche'la böyle mektuplaşmaları, şeyleri falan filan var. Etkileşimi var. Her ne kadar vesileciliği benimsemese de kendi monat teorisini bu eleştiriler bağlamında geliştiriyor. O kadar etkisi güçlü bir isim yani Malebranche. Şöyle marjinal falan değil yani. Marjinal diyenlerin de kulakları çınlasın. Şimdi ne diyor Malebranche? Tözsel formlar, doğal kuvvetler, ikincil veya doğal sebepler dediğimiz şeyler aslında açık veya seçik bir kavramına sahip olduğumuz şeyler değil. Sen doğaya bir nedensellik atfettiğinde, bir kuvvet atfettiğinde ne demek istiyorsun yani? Bunu nasıl tanımlayacaksın? Yani bunun net bir kavramına sahip değilsin. Konuşmanın başında yaptığım açıklık seçiklik vurgusuna lütfen dikkat edin. Malebranche de bir Fransızdır. Ve burada Malebranche kaos okazyonel, kaos veritab ayrımına gidiyor. Yani bugün occasional kaos, vesile sebep diye çeviriyoruz. Diğerini de gerçek sebep, hakiki sebep diye çeviriyoruz. Yani diyor ki Malebranche, yani benim kendi tabirimle bir yatay nedensellik alanı var, bir de dikey nedensellik alanı var. Dikey nedensellik, gerçek nedensellik. Yatay nedensellikse doğa varlıklarının, doğal olayların hangi şartlar altında nasıl bir araya geldiğini ve hangi düzene göre ortaya çıktığını betimliyor. Ama bütün bunları var eden, varlığını devam ettiren dikey nedensellik, o da sadece Tanrı'ya verilebilir diyor. Doğa olaylarına, doğa nesnelerine verilemez diyor. Dolayısıyla bu gerçek nedensellik denen şeyin bir zorunlu ilişki taşıması gerekiyor. Zorunlu ilişki de ancak kadir-i mutlak bir irade ile onun irade ettiği şey arasında kurulabilir. Başka bir yerde kurulamaz. Burada da yine yeni modalite anlayışına dayalı bir argüman var. Doğa kanunlarını biraz tadil ediyor Descartes'inkinden biraz farklı. Tanrı'nın genel iradesinin içeriği olarak doğa kanunlarını sunuyor. Volonté générale. Mucizeler ise Tanrı'nın spesifik iradesinin içeriği. Volonté particulière şeklinde kavramsallaştırılıyor. Descartes'te bu ikinci kısım çok net değildi. Onu da söyleyeyim. Sonra Cordimo. Cordimo da atomcu biri. Yani Descartes dualizmini benimsiyor ama maddi yapının atomik olduğunu söylüyor. Diğer kartezyenler böyle onun sürekli olduğunu savunuyorlardı. Uzam sürekli diyorlardı. Cordimo atomcu bir ontoloji geliştiriyor. Berkeley, biraz önce söyledim, Malebranche'tan etkilenmiş birisi ve çok farklı bir yönde geliştiriyor kendi felsefi sistemini. Berkeley'e göre tek bir cevher var, o da zihinler, ruhlar. Ve o zihinlerin, ruhların içinde de bir modifikasyon olarak idealar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla idealist bir ontoloji. Madde diye bir şeyi kesinlikle kabul etmiyor Berkeley. Ne görüyorsak bunlar zaten zihindeki idealardan ibaret. Fakat insan iradesine tabi olmayan bu idealların nasıl ortaya çıktığı, nasıl bir düzende var olduğu konusunda açıklama getirirken bunların tamamen Tanrı'nın gücü ile ortaya çıktığı ve aralarında bir nedensellik ilişkisi olmadığını söylüyor. Ve idealist ontoloji içerisinde farklı bir vesileci anlayış ortaya çıkarmış oluyor.
Ondan sonra David Hume geliyor. O da İngiliz ampirik geleneğin çok önemli bir filozofu. Hume, yani Gazali'den itibaren gelen nedensellik eleştirisini aslında tekrarlıyor. Yani orada ne demiştik Eşariler? Doğa olaylar arasında gözlemlenemez demişti nedensellik. Aynısını söylüyor. Biz gözlemleyemeyiz diyor. Bu gözlemlenecek şey değil. Ancak korelasyonlar, constant conjunction'lar gözlemlenebilir. Yani iktiran, sürekli iktiranlar gözlemlenebilir. Doğal olaylar arasında zorunlu bir ilişki de aklen bulunamaz. Çünkü burada da yine modalite anlayışına dayalı bir eleştiri, benzer bir eleştiri getiriyor. Dolayısıyla aslında Gazali'nin dediği şeyin birebir aynısı Hume'un dediği. Fakat Hume bir adım ileri gidiyor. Diyor ki hiçbir anlamda nedensellik objektif olarak kabul edilemez diyor. Ne doğada ne de Tanrı'da. Yani diyor ki aslında doğal nedensellik ne kadar anlamsızsa, açık seçik bir fikre sahip değilsek, ilahi nedensellik konusunda da açık seçik bir fikre sahip değiliz. Ama burada yani Hume'u bu sonuca iten aslında bu empirist varsayımları. Hume'a göre bir şeyin anlamı... Hocam sesiniz gitti ama hocam. Nazım hocam sesiniz gitti. Ses gitti. Şu an gelmiyor mu? Şimdi tamam. Geldi hocam. Tamam hocam. Çok garip. Niye gitti acaba? Tamam. Geliyor değil mi şu an? Geliyor değil mi? Çok net geliyor hocam. Tamam. Dolayısıyla burada şu noktayı tekrar baştan alıyorum. Hume'u bu sonuca götüren empirist varsayımları. O da nedir? Anlamlı bir kavram kökenini algılarda bulmak zorundadır. Algıda kökeni gösterilemeyen bir kavram anlamlı değildir. Oysa Malebranche ne diyordu? Nedensellik algıda gösterilemez ama zorunlu bir ilişkili olarak kabul edilebilir. Yani mantıksal zorunluluk taşıyan bir ilişki. Ve o ilişkide ancak Tanrı'nın iradesiyle sonuçları arasında bulunabilir. Yani burada akıl ancak nedenselliğin böyle bir ilişki taşıyabileceğini görür. Yoksa algıda bunun bir şeyini zaten bulamayacağımızı Malebranche söylüyor. Eşariler ne diyordu? Nedensellik ilkesini hatırlayın. Mümkün bir varlığın bir nedeni olmak zorundadır. Mümkün varlığın kavramsal analizinden dolayı. Ama bu nedenin ne olduğu belli değildir. Yani bunun ilahi kudret olarak belirlenimi ancak ekstra argümanlardan sonra gerçekleşir. Sonra Kant'a değinelim ve bitirelim Avrupa bahsini. Kant, occasion, bugün occasionalism dediğimiz tabir Kant'ın bulduğu bir tabir. Occasionalism diyor Almanca. Prestabilizmle ayırmak için bu tabir diyor. Pre-established teori de prestabilizm. Leibniz'in teorisi. Bu ikisini ayırmak için böyle bir tabir kullanmış. Şimdi Kant'ın derdi Newtoncu bilime felsefi bir temel bulma çabası. Ve bunun içinde hem realist hem de ampirik gelenekle ciddi bir hesaplaşması var. Bunları bir eleştiriden geçiriyor ve işte kendine mahsus bir sistem kuruyor. Empirik anlamda real, transandantal anlamda da ideal olarak nitelenen bir sistem. Ve burada anahtar nokta numen-fenomen ayrımı. Bu ayrım bütün eleştirisini belirliyor Kant'ın. Ve bu ayrıma göre nedensellik sadece fenomenal alana uygulanabilen zihnin bir kategorisi. Numenal alana uygulayamıyorsun onu. Dolayısıyla numenal alanın nedenselliği hakkında konuşmak çok da anlamlı olmuyor Kant'a göre. O yüzden Tanrı hakkında da konuşamıyorsun. İşte özgür irade hakkında da konuşamıyorsun. Bunların hepsi numene giren şeyler Kant'a göre. Fakat Kant bu ayrımı yaparken bir takım sorunlar yaşıyor. Yani biraz önce dedim ya, Newtoncu bilimle ilişkili olarak bütün bunları yapmaya çalışıyor. Ama her seferinde bir yerden patlak veriyor bu ayrım. Yani bu sınırların, fenomen-numen ayrımının sınırının nereden çekileceği çok net değil gibi Kant'ta. Bakıyorsunuz bir yerde numen fenomenlere sebep olur diyor. Yani bunu demese bu algılar nereden geliyor? Yani bir şekilde irade dışında bir şey var ama nereden geldiği belli değil. İşte numenden geliyor demek istiyor ama numene nedensellik veremiyordun. Yani fenomenal alana ancak şey yapıyordu nedensellik kategorisi. Sonra zaten saf aklın eleştirisi baştan sona bir insanın akıl yapısı üzerine bir söylem.
Yani insanın kategorileri hakkında konuşuyor, bunların fenomenlere uygulanması hakkında konuşuyor ve bunların anlamlı olduğunu varsayıyor herhalde Kant bizi ikna etmek için, değil mi? Ama bütün bu konuşma fenomenler hakkında değil sadece. Dikkat edin, kategoriler sadece fenomenler hakkında değil. Kategorilerin nasıl işlediği hakkında bir konuşma da var. Ama bütün anlamlılık, yani bize bilgi veren şey aslında sadece fenomenler hakkında söylediklerimizdi. Yani metnin kendi içinde de bir şey var, gerilimi var. Dolayısıyla bu alan ayrımı, numen fenomen ayrımı Kant'ta hakikaten sorunlu bir ayrım ve ömrün sonuna kadar da bu sorunla yaşıyor yani Kant. Bu gerilimle yaşıyor. Yani burada Kant'ın bu numen fenomen ayrımı aslında çok önemli bir ayrım. Yani insanın bilgi ve biliş sınırlarının ne olduğunun incelenmesiyle ilgili çok önemli sezgiler taşıyor. Fakat Kant'ın yaptığı şekilde bırakılırsa da çok problemlere yol açıyor. Dolayısıyla bu ayrımı büsbütün reddetmeden belki nitelikli bir anlamda geliştirilmesine ihtiyaç var. Ve Osmanlı'nın son döneminden Ali Sedat Bey'e geliyorum. Ki Mart ayında kitap yayınlandı çizgi yayınlarından. Kavâid-i Tahavvülât fî Harekât-ı Zerât kitabı 1883 yılında yazmış olduğu bir eser. Ve bu kitapta Avrupa'da ortaya çıkan bilimsel görüşleri aktarıyor. Ki bunların içinde atomculuk var, termodinamik var, Darwin'in evrim kuramı var. Ve bunları eşari kelamı açısından eleştiriyor. Eleştiriyor derken büyük bir kısmını kabul ediyor. Bazı kısımlarını eleştiriye tabi tutuyor ve yorumlamaya tabi tutuyor. Kelam atomculuğu ve modern atomculuk arasındaki benzerliklere dikkat ediyor. Aynı zamanda farklılıklara da işaret ediyor. Bir mekanik paradigmaya işaret ediyor. 19. yüzyılda modern bilimi yönlendiren, yani bütün doğa fenomenlerinin parçacıkların farklı hareket ve etkileşimleriyle ortaya çıktığına dair temel kabulü. İşte aynı zamanda eşarilerde de yer aldığını ve mutlak sıfıra ulaşılamaması meselesi var termodinamikte, biliyorsunuzdur. Mutlak sıfır hareketin tamamen varsayımsal olarak bittiği yer. Buraya ulaşılamamış. Yani her şey aslında hareket ediyor demek bu. Yani bugün de buna çok yaklaşılıyor ama ulaşılamıyor tam olarak. Dolayısıyla bu şu demek aslında Ali Sedat'ın çerçevesine göre. Arazlar devamlı yenileniyor. Yani bir araz bir sonraki ana kendini devam ettiremiyor, aktaramıyor. Bu da işte eşarilerin arazlar iki anda varlığını devam ettiremez tezi demek diyor aslında Ali Sedat. Tabiatı havadisin intizam üzere cerrahin kavani olarak tanımlıyor ve bunun Allah'ın bir takdiri olduğunu söylüyor. Şimdi enerji bahsiyle ilgili bir paragraf alıntılıyorum metinden. Kainatta müşahede olunan hareketi vukua getiren esbab-ı asliye hakkında tahmiki fikr olunacak olursa en müşkül meselelere girilmiş olur. Bu yolda en büyük ulemanın vasıl olduğu netice idrak-ı beşerin tecavüz edemediği hadleri uzaktan seyrelemekte ibarettir. Yani hareketi ortaya çıkaran sebeplerin gerçekten ne olduğu konusu bu konuda en ileri gitmiş ilim adamlarının bile tam olarak tanımlayıp kavramaktan aciz olduğu bir şey diyor. İnsan için kuvvetlerin usule getirdikleri tefekkür olunan hareketi bir dereceye kadar takdir etmek mümkün. Yani bu hareketi ortaya çıkaran kudreti, kuvveti bir dereceye kadar anlamak mümkün olur. Yoksa doğrudan doğruya kuvveti ne tarif ne de kıyasa yol bulmalıdır. Yani işte eşari gelenekten Kartezyen ve Hume'a kadar gelen çizginin dediği şey aynen tekrarlıyor. Tam olarak bunu anlamak mümkün değil. Bu Risalecik'te pek çok tekrar etmiş olan kuvve-i müessire, yani kinetik enerji sözü icra-i fiil eden kuvveti mi ifade eder? Yani bizzat oradaki nedensel etkiye sahip kuvveti mi ifade eder? Nerede? Belki bu da kemiyet hareketi gösteren bir tabirdir ki, hareketin miktarını gösteren bir tabirdir ki, hareketin bir suret-i umumiyede, genel bir formda beyanına hizmet edebilmiştir. Yani burada ne diyor? Enerjinin korunumu diye bir ilke var. Bu ilke diyor ki, enerjinin toplam miktarı sabittir, değişmez. Ama farklı formlar farklı formlara dönüşebilir. Her bir dönüşümde, yani maddenin her bir farklı durum ve hareketinde matematiksel olarak hesaplanan bu değerin korunması gerekiyor. Buradaki ilke sadece bu matematiksel değerin korunmasıyla alakalı. Yoksa maddenin kendisinde enerji diye bir şey var da o maddeyi hareket ettiriyor. Bu yüzden enerji korunuyor değil. Böyle yorumlamak mümkün ama öbür türlü yorumlamak da mümkün. Bilim bu noktada karar verici olamaz demek istiyor aslında. Bu yorum bilimin kendisini aşan bir yorumdur. Bu felsefi bir yorumdur. Ve kendisi de burada bir anlamda nominalist bir yorum yapıyor. Nedenselliği çünkü eliyor.
nedensellik içermeyen bir yorum yapıyor. Yani bakın işte ne güzel bir örnek üzerinden modern bilimin temel bir ilkesini eşari vesileciyle uyumlu bir şekilde yorumlayabiliyor. Ve burada çok önemli bir metin, bir paragraf var. Onu da okuyarak zaten Alisedat'ı bitiriyorum. Şöyle yapalım. Hülasa-i kelam, mesleki mütekellimin fünun-u cedideye pek ziyade mütabakat ediyor. Şu kadar ki, tahri-i hakikat yolunda koydukları kavayet öyle az çok ihtimalattan kurtulamayan ulum-u tecrübe üzerine müstenit ve efkar-ı fenniyenin düçar olduğu tebeddülat ile bozuluğu şeylerden olmadığını ve hakikatin ispatı ile efkar-ı gayrimüstakimenin redd-i iptali hususunda delildir. Yani yalnız cüz'ün la'ye tecezza mesleği üzerine tesis eylemiş olmadıklarını ihtar etmek lazım gelmiştir. Diyor ki, mütekelliminin ortaya koymuş olduğu mesleki kelam, fikirler, temel hakikatler illa atomculuk fikrine dayanmak zorunda değildir. Bunu ihtar etmek lazım geldi diyor. Mütekellimin kendilerine karşı hükemanın ortaya koydukları mesailin ayrı ayrı reddiyle uğraşmaktan ise bir savlette teferruatını yani detaylarını dahi büsbütün ortadan kaldırmak için bil ittifak cüz'ün la'ye tecezza mesleğini tutmuş. Yani diyor ki mütekelliminin konsensüsü, atomculuktaki konsensüsünün sebebi şu. Yani tek tek heyyüla fikrinin her bir unsuruyla uğraşmaktansa topluca bunları reddedelim, işimiz kolaylaşsın. O yüzden atomculuğu benimsemişler. Diğer taraftan dahi hükemaca müsellem yani kabul edilen kazayayı önermeleri bilfarz kabul ile buna istinad ederek reddi matlub olan mesele aleyhinde istimal etmekten de geri durmamışlar. İşte Gazali Tahafüt de onların kabulleriyle onları çürütmeye çalışıyor. Hangi mesleğe gidilirse gidilsin, bu çok önemli bakın, hangi mesleğe gidilirse gidilsin, Nebi-i Zişan Hazretlerinin tebliğ buyurdukları din-i mübin aleyhinde istimal edilecek bir silah bulunamayacağını göstermişlerdir. Yani şunu demek istiyor. Hangi ontolojiyle uğraşırsan uğraş, bu ontolojiden o temel hakikatlere bir yol bulabilirsin. Ulumda vuku'a gelen terekkiyat ve tebeddülat-ı mütevaliye, peş peşe gelen değişimler hiçbir vakit ilmi kelamın esaslarına dokunmaz. İlmi kelamda esas ve matlubun ispatı için bir mesleki hikmete istinad etmek labüt yani zorunlu değildir. Şimdi bunlar çok önemli sezgiler veriyor bize. Ben yani Osmanlı son dönemindeki belli başlı temel vesileci görüşleri bu makalede yine kitabın içindeki 5. makalede incelemiştim. Yani Osmanlı'da sadece Ali Sedat bunu söylemiyor. Ayrıntı için bu makaleye bakılabilir. Ama yani Osmanlı son dönemindeki o verimli tartışmanın sonrasında devam ettiğini söylemek güç. Artık yeni yeni tekrardan başlıyoruz bu tartışmalara bugün. Ve bugün için özellikle kuantum mekaniğinin vesileci bir yorumunun nasıl yapılacağıyla alakalı örnek bir çalışma içinde kitabın son bölümünü ilgilenen arkadaşlar okuyabilirler. Şimdi vesilecinin güncellenmesiyle bitiriyorum artık son sözlerim bunlar. Burada bence şu anki içinde bulunduğumuz felsefi ve bilim bağlamında belli bir takım önceliklerin önem sırasına göre belirlenmesi gerekiyor. Ne yapmalıyız? Hani demiş ya Lenin, ne yapmalı? Hatta durum bu da ne yapmalı? Şimdi ne yapılmasıyla alakalı olarak bir öncelik belirleme, önem sırasına göre hareket etme gerekiyor bence. Tabii burada ilk önce yapılması gereken şey Tanrı'nın varlığı hakkındaki tartışmaları da dikkate alarak. Gerek Batı'da gerek bugün İslam dünyasında veya dünyanın farklı yani. Mevcut tartışmaları da dikkate alarak Tanrı'nın varlığı konusunda ortaya ikna edici sağlam argümanlar koyabilmek. İkinci etapta bunun vesileci bir sonucunu göstermek ve ondan sonra nübüvvet anlayışı, nübüvvet hakikatini işte mucizeler ki bunun başında Kur'an geliyor göstermek. Bu noktadan sonra zaten artık vahyin de yardımını alabiliyor bir insan entelektüel çabasında. Ve ondan sonra vesileci metafiziğin genişletilmesi ve detaylandırılması söz konusu oluyor. Dikkat edin. Birazdan özellikle de vurgulayacağım vesileciliğin bilimle ilişkisinin kurulması, vesileci ontolojilerin inşa edilmesi, bunun insan iradesi, sorumluluğu ve ahlaklı olan ilişkileri, pratik hayata yansıması falan sonraki aşamalarda bence yapılması gereken şeyler. Biz bu aşamada Tanrı'nın varlığı hakkındaki daha netlik sağlanmadan bir ontoloji ısrarında bulunup da
tartışmayı oraya kaydırmamalıyız diye düşünüyorum. Ali Sedat Bey'in de zaten sezgisi o. Çok farklı ontolojiler üzerinden o Nebi-i Zişan'ın ifade ettiği hakikatler gösterilebilir diyor. Dolayısıyla yani ontoloji değişse bile bunun değişmediğini gösterebilecek bir söylem üretmek lazım. O yüzden ben vesileciliği öne çektim. Ama ondan sonra bunun açılımı adına bilimle ilişkisinin, bilimin nasıl yorumlanacağı, Ali Sedat mesela enerjiyle ilgili yapıyor. Biraz ondan sonra gösterdiğim makale kuantumla ilgili yorumunu yapıyor. Ontolojiler, farklı ontolojiler olabilir. Yani biraz önce anlattığım tarihi çizgiye bakarsanız atomculuktan başladık. Sürekli bir maddecilik ve dualizm, sonra idealizm, idealizm gibi çok farklı ontolojilerde bunun savunulabildiğini gördük. Bugün de farklı ontolojilerde savunulabilir. İnsan iradesi ve sorumluluğu ile ilgili ilişki çok iyi kurulmalı ki bu en çok eleştiri buradan geliyor. Bugün zaten buna yer olmadığı için hiç değinemedik. Ve pratik hayata yansıması sonraki etapta. Tanrı'nın varlığı ve birliği ile alakalı bence şöyle bir yöntem takip edilebilir. İlk olarak nereden başlayacağız? Başlangıç noktası insanın algıları olmalı. Algı diyorum bakın, bu algıların mahiyetine yönelik bir araştırmadan bahsetmiyorum bu evrede. Algıların varlığı. Bu şüphe götürmez bir şey. Algıların varlığında bir takım tespit edilen özellikler var. Hudus, nizam, imkan. İşte değişim, imkan ve düzen diye bunu Türkçe'ye bugün çevirebiliriz. Bu özellikler bize nedensellik ilkesiyle beraber bir takım sonuçlar verecek. Nedir onlar? Ezeli yani kadim, zorunlu, vacip, mutlak ilim kudrete sahip, faili muhtar, en az bir Tanrı'nın varlığı. Dikkat edin, bugünkü din felsefesi tartışmalarında Tanrı'nın varlığına dair argümanlar bu benim anlattığım çerçeveye yakın bir şekilde veriliyor ama bu en az bir Tanrı'yı gösterir. Yani birden fazla Tanrı olamayacağı ihtimalini elemez. Kelamcılar bunları bile çok iyi düşünerek ekstradan argümanlarla, Burhan-ı Temanü ve Burhan-ı Tevarüt gibi argümanlarla en çok bir Tanrı olabileceğini de göstermişler ve sonuçta bize en az bir Tanrı, en çok bir Tanrı mantıksal olarak sadece ve sadece bir Tanrı'yı verir gibi bir sonuç veriyor. Dolayısıyla teistik bir Tanrı anlayışını bu şekilde tevhid ilkesiyle beraber oturtmuş oluyoruz. Vesilecilik nereden geliyor? Tanrı bütün mümkün durumları zorlanmadan yapabilecek mutlak bir kudrete sahip zaten bu anlayışta. Kadir-i mutlak diyoruz. Kadir-i mutlak bütün mümkün durumları aynı eşit düzeyde yaratabiliyor. Madem kudreti buna yeterli, ekstradan bir varlığa nedensellik vermenin anlamı kalmıyor. Boş boşuna oluyor. Yani hiçbir etkisi yok aslında o varlığın. Tanrı'nın kudreti buna yeterken. Aynı zamanda burada hikmetine de bir zıtlık var. Eğer hikmeti matürler gibi bir sıfat olarak alacaksanız Tanrı'nın sıfatı olarak. Eşarilerde öyle bir tartışma var eşari matürde arası. Yani abesiyete inkılap ediyor ve Tanrı'nın hikmetine de zıt bir konuma düşüyor. Dolayısıyla Allah kudretiyle her şeyi sadece kendi kudretiyle doğrudan yaratır gibi bir sonuca varıyoruz. Ve burada şöyle bir analoji veriyorum. 2 artı 3 topladığında 5 eder değil mi? 2, 3 çünkü yetiyor 5'i vermek için. Araya bir de sıfır koymanın alemi yok. O orada etkisiz eleman. Yani sıfır koymanın hiçbir fark oluşturmayacağını burada görmek lazım. Dolayısıyla Tanrı'nın alemle ilişkisi noktasında en makul yaklaşım vesileci yaklaşım oluyor. Diğer yaklaşımlar neler? Güçlü deizm, zayıf deizm, korunumculuk ve müterafıkçılık dediğimiz 3 temel yaklaşım var. Bunların da işte farkları nedir? Güçlü deizm diyor ki Tanrı evreni yoktan yarattı ama sonrasında eline eteğini çekti. Evren kendi kendine tıkır tıkır işliyor. Zayıf deizm bu literatürde de bu şekilde isimlendiriliyor. Korunumculuk. Tanrı eline eteğini çekmedi. Devamlı yaratmaya devam ediyor ama bir doğal olayın veya nesnenin cevherini ve nedensellik özelliğini yaratıyor ama o cevher kendi nedenselliğiyle doğrudan başka bir şeyi etkiliyor. Müterafıkçılıkta da Tanrı yine devam ediyor varlığını ve nedensellik kapasitesini yaratmaya eşyanın. Fakat o nedensellik anında, ateş pamuğu yakması anında Tanrı doğrudan o nedenselliğe katkı sunuyor. Hem de o eşyanın doğrudan katkısı ortak bir nedensellikle o sonucu veriyor diyor. Arada fark bu. Şimdi buradaki problem şu. Bütün bu modeller, ikincil sebep dediğimiz doğaya nedensellik atfeden modeller hepsi keyfi bir şekilde atfediyor. Yani güçlü deizm diyor ki Tanrı yarattı, bıraktı.
Öbürü diyor devam ediyor yaratmaya ama işte eşyanın nedenselliği var. Sadece o nedensellikle oluyor. Öbürü diyor aa bir de Tanrı'nın orada bir nedenselliği var, o nedensellik. Kardeşim tamam hoş güzel de yani yani nerede duracağız? Bunun belirli bir prensibi yok ki. Biri öyle diyor, biri böyle. Tamamen keyfi yani. Bu nedenselliğin bu şekilde aktarımı tamamen neyfi? Keyfi yani. Nedenselliği bir kere verme noktasında karar aldıktan sonra neyi ne kadar vereceğinin kriteri yok. Böyle bir durum söz konusu. Ve bunların her birinin kendi içinde problemleri var. Mesela Tanrı diyor, yaratıyor diyor tözü ve nedensellik kapasitesini ama o başka bir şeyi kendi neden oluyor. Tamam da Tanrı mesela o nedensellik, diğer o neden olan şey pamuğun yanmasında oradaki arazlar, şimdi cevheri ve nedenselliğini yaratıyor ya Tanrı doğrudan pamuğun yanmasında, pamuğun şeyini. Ama arazsız bulunamaz ki cevher. Cevheri yaratıyorsa arazlarıyla beraber yaratmak zorunda. Dolayısıyla arazları bütünüyle Tanrı yaratmak durumunda orada. Pamuğun yanmasında, pamuğun arazlarını. Ama diyor ki ateş ona sebep oluyor, Tanrı olmuyor diyor. Çelişki. Yani bütün bunların kendi içinde de problemleri var. Sonuç şu. Eğer teistik bir anlayışı benimsersek bir köprü yoluna girmiş oluyoruz. Ve köprü yoluna girdikten sonra çıkana kadar durma imkanı yok. Yani o ikinci nedensellik atfeden görüşlerin hiçbiri yolda duramıyor, bir yerde durmak zorunda. O da ancak nedensellik oluyor. Yani köprü yoluna girdikten sonra çıkana kadar duramıyorsun. Teistik Tanrı inancı kabul edildikten sonra vesileciliğe kadar gelmeden kararlı bir alem Allah ilişkisi kurulamıyor diyorum. Bitiriyorum. Sabrınız için de çok teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederim. Çok akıcı bir sunum oldu. Bayağı uzun oldu. Hakikaten sistematik ve güzel bir sunum oldu. Şimdi hemen bence bir namaz molası verelim. Yani ben güneşin erken doğup erken battığı bir yerdeyim yani. Namazımı kıldım. İstanbullular düşünsün onu. Evet. Ama bir 10 dakika hocam. 10 dakika mı? Tamam. 10 dakika bir mola verelim. Tamam. Namaz kılmayan katılımcılarımız, hocalarımız namazlarını kılsınlar. Sonra katkılarla devam ederiz inşallah. Tamamdır. Nasıl çıkacağız şimdi buradan Mehmet Hoca?